Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün size, bugün yine sizlerle hoş, zarif güzel bir model yapacağız. Şöyle pembe bir rengim var sevgili hanımlar görüyorsunuz. Harika cam bebenin güzel bir ipi. Dokusu da çok harika sevgili hanımlar. Orta kalınlıkta bir ip şöyle orta kalınlıkla bir ip kullanacağız cam bebenin bebe yünü sevgili hanımlar 3 noda şiş kullanacağız Evet bu güzel modeli şimdi sizlere anlatacağım hanımlar Öncelikle şöyle modelimi size bir göstereyim Eğer beğenirseniz buyurun hep birlikte yapalım arkadaşlar modelim hem zarif hem kolay hem de çok gösterişli bir model sevgili hanımlar Evet şöyle hemen göstereyim Evet hem zarif hem gösterişli hem de çok kolay bir model. Şöyle ekranımızı biraz büyütelim daha güzel görün. Evet güzel hanımlar şöyle modelime bir bakar mısınız? Gerçekten çok hoş, çok zarif, hem de çok kolay, çok şık bir model. Evet şöyle bakın hanımlar. Yapımı da bir o kadar kolay, çok güzel bir model. Arkası da bu şekilde. Bakın. Arkası da bu şekilde. Muhteşem bir model. Evet sizde yapmak isterseniz yapımı o kadar kolay ki e, hanımlar e, şimdi yaparken sizlere anlatırken göreceksiniz çok kolay bir model. Evet sevgili hanımlar kaç tane yaptıysam bu modelden satıldı. Şahane 2021 örgü modeli sevgili hanımlar. Evet yanlış duymadınız kaç tane yaptıysam satıldı. Şahane 2021 örgü modeli muhteşem bir model ve çok da kolay sevgili hanımlar en yeni bebek örgü modellerinden en kolay yeni bebek örgü modellerinden hem kolay hem pratik hem güzel 2021 örgü modellerinden evet hazırsanız hemen bu güzel modele geçelim sevgili hanımlar çok güzel göz görünümü de bakın şöyle harika bir model İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Hem kolay hem şık hem zarif hem güzel bir model. Bebek örgülerinde, yelek örgülerinde, hırka, süveter, atkı, bere her ne yapmak isterseniz çok amaçlı bir model ben sizlere yelek modeli olarak anlatacağım sizler istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz ister etol şal yapın ister bluz ister kazak ister yelek ister hırka ister süveter atkı bere şal ne yapmak isterseniz şimdi hanımlar ben şöyle ilmeklerimi taktım modelim 2 iki ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor 19 tane ilmeğim var hemen şişimi çıkarıyorum modelime arka yüzden şöyle zemin hazırlığı başlayacağız hanımlar. Ön yüzden de modelimizi kuracağız. Şimdi modelimizin arka yüzü oluyor burası. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelimize geçiyorum. Evet kenar ilmeğimi yeni başladığım için sevgili hanımlar hemen örüyorum. Bakın. Şimdi burada bir düz yapıyorum bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz bir, bir düz, bir ters 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 bir düz ve kenar ilmeği evet şöyle modelimizin arka sırasında sevgili hanımlar kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yaptık bu bizim modelimizin e, hanımlar Zemin hazırlığı bu modelimize ait değil. Şimdi modelimizin zemin hazırlığını bu şekilde yaptım. Şimdi modelimizin ön yüzünde modelimizin yapımına geçiyoruz. Modelimizin birinci sırasında yapacağımız işlem çok kolay. E, zemin hazırlığını bir ters bir düz olarak başladım ki modeli daha çabuk anlayasınız diye hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir düz ilmeğim var bir tane iki tane mi düz yapmışız burada evet bunun biri ters olsun yanlış yapmışız çünkü model kurulumu bir ters bir düz üzerine gidiyor konuşurken herhalde yanlış yaptım evet şöyle bakın bir ters bir düz olacak ki bir ters bir düz olarak devam ediyor modelimiz evet şimdi modelimizin birinci sırasına geldik sevgili hanımlar modelimizin birinci sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada bir tane ters ilmeğim var ördüm bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Ekranımızı küçükmemişiz. Evet. Bakın bu şekilde. Bir ters. Bir dola. Bir düz. Yani ne yaptık? Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördük. Bir doladık. Bir ters. Bir dola. Bir ters. Bir dola. Şimdi ters ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın burada öncelikle dolamamızı yapıyoruz. Bakın. Doladım. Ters ördüm doladım düz ördüm. Doladım ters ördüm. Yani ilmek aralarında bakın doluyorum. Dola bir düz, dola bir ters, dola bir düz, dola bir ters, dola bir düz. Bu şekilde İlk modeli başladığımızda kenar ilmeğini ördük. Öncelikle dolamadan bir ters yapıyoruz. Ters ilmeği yaptıktan sonra bir dola bir ör, bir dola bir de do bir ör olarak gidiyoruz. Yani tersi terse, düzü düzle. Şimdi düz ördüm, doladım. Ters ilmeğimi ördüm, doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm, doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Burada kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak örüyorum. Evet modelimin birinci sırasında yaptığımız işlem bu hanımlar. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Evet modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Şimdi burada bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğim var. Örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Öncelikle göstereyim. Bakın dolama bakın burada bir ters ilmeğim ve bir de yine dolama var. Yani üç tane ilmeğimiz var burada. İpi kendimden taraf alıyorum dolamayı, aradaki ilmeğimizi ve diğer dolamayı. Bakın. Ortadaki ilmeğin sağındaki ve solundaki dolamayı ve ortadaki ilmeği alıyorum. Şöyle bir kez örüyorum. Başını doluyorum. İlmeklerimi çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Bakın bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Arada bir düzelin ilmeğim var örüyorum. Yine bakın 1 2, 3. Bu 3 ilmeğimi bakın sağ ve solunda dolama ortada bir ilmek var. Yine bu 3 ilmeği alıyorum. 3'ünü birlikte ters olarak örüp bir doluyorum. 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet bu şekilde bakın. Ortada düz ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Evet güzel hanımlar modelin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz modelimizin ikinci sırasındayız İkinci sırasının yapısı 3 ilmeğimi yine topladım çıkarmadan bir kez doluyorum 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum bakın yine aradaki düz ilmeğimi örüyorum ipin benden tarafta yine 1 2 3 bu 3 bakın sağında ve solunda dolama ortada bir ters ilmek var bu 3 ilmeği alıyorum bakın bu 3 ilmeği şöyle alıyorum üçünü bir ters örüyorum başını dolayı ilmekleri bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Şimdi aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Modeli sürekli tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar 3 ilmeğimi örüp bir kez doluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 2 3 bakın. Dolamaları aldım. Ortadaki düz ilmeği de aldım. Bir kez ördüm. Başını doladım. Bir kez daha üç ilmeğimi örüyorum. Bakın, Aradaki düz ilmeği örüyorum. Yine bir, iki, üç. Üçünü bir ör. Bir kez dola. Üçünü bir tekrar ör. Aradaki düz ilmeği örüyorum. Yine bir, bakın. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. Tekrar üç ilmeğimi birlikte örüyorum düz ilmeğimi ördüm bakın bu kenardaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum evet modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu hanımlar arka yüzünde ve ikinci sırasında yaptığımız işlem bu şimdi modelin üçüncü sırasındayız buraya dikkat edelim hanımlar şöyle bir görüntümüz oluştu bakın şöyle bir görüntümüz var evet üçüncü sırasındayız şimdi modelimizin hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kamera önünde de bir şey yapmak mesele. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi benim burada hanımlar 3 3 3 ilmeklerim var. Arada birer tane de ters ilmeklerim var. Bakın şöyle. 3 3 ilmeklerim ve aralarında birer tane ters ilmeklerim var. Şimdi bu ters ilmeğimizi ördük bakın. Bu üç ilmeğin ilk ilmeği örmeden alıyorum bakın. Buradaki iki tane ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği şu şekilde geçiriyorum. Bakın. Bir modeli yaptık şu anda. Tekrar arada bir ters örüyorum. Yine burada bakın üç tane ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra örmeden aldığım bu ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği bu şekilde geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Yine bir ters yapıyorum. İlk ilmeği bakın örmeden alıyorum. Buradaki iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçiriyorum. Ve bir ters yapıyorum. Örgümüzün üçüncü sırasındayız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeğimi örüyorum bakın arkadaki örmeden aldığımız ilmeğin içinden ördüğümüz ilmeği geçiriyoruz arada bir ters yapıyoruz yine ilk ilmeği örmeden alıyorum iki ilmeği ördüm örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçiriyorum bir ters evet hanımlar bakın şöyle bir görüntümüz oluşuyor gerçekten hem güzel hem de şık bir model evet hem de çok zarif sevgili hanımlar evet şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldığım İki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Bir ters. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Son kez yapıyorum. Bakın. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelimizin üçüncü sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde yapıyoruz. Modelimizin dördüncü sırasında ve son sırasındayız. Son sırasında tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. O kadar kolay basit bir model sevgili hanımlar. İnanın çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika güzel bir model. Bakın sizlerle birkaç dakikanın içinde hemen güzel basit bir model öğrendik. Evet bu modeli sevgili hanımlar ben o kadar çok beğendim ve çok sattım. Kaç tane yaptıysam hepsi satıldı. Şahane 2021 örgü modellerinden sevgili hanımlar. Çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. En yeni yelek modellerinden en güzel bebek yeleği modelleri en güzel modellerden bir model. Şahane bir model sevgili hanımlar. Evet şimdi bir model bu şekildeydi hanımlar. Bir modelimizi bu şekilde yaptık. İkinci bir modelimizi nasıl başlıyoruz hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada Sevgili hanımlar. Tüm ilmeklerimizi düz yaptık ama şu modellerin üzeri var bakın. Bu modellerin üzerindeki ilmekleri düz yapıyoruz. Şu aradaki ilmekleri ters yapıyoruz bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters yaptım. Bakın tam modelimin üzeri. Bir doluyorum. Bir düz yapıyorum. Bir doluyorum. Bakın aradaki ilmeğim ters. Modelimin üzerine gelen ilmek düz. Bir doluyorum. Düz bir doluyorum ters bir doluyorum düz Evet bu şekilde sevgili hanımlar ikinci modeli de kuruyoruz bir alt sırada nasıl yaptıysak bir üst sırasında da aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimizi uzatmaya gerek yok. İkinci modelin kurulumunda dediğim gibi şu modellerin üzeri düz oluyor, şu aradaki ilmekler ters oluyor. Ne yapıyoruz? İlk başta kenar ilmeğini alıyoruz, ikinci ilmeği ters ördükten sonra bir doluyoruz, bir düz. Her dolama ilmeklerin arasında doluyoruz. İkinci modelimin ee, başlangıcı bu şekilde birinci sıra sanımlar. Evet şimdi diğer modelimi ben sizlere bir kez daha göstereyim İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir modeli sevgili hanımlar size Evet modelim gerçekten dediğim gibi hem, hem zarif hem güzel hem şık harika bir model bebek örgülerine çok yakıştırdığım çok güzel bir model Ben sizlere e, yelek olarak anlattım bebek yeleği bebek kırkası kendinize yelekler e, çocuklarınıza yelekler eşinize aile boyu kullanabileceğiniz çok güzel bir model anlattım. Belki bu modeli ilk defa bende göreceksiniz sevgili hanımlar. Çok hoş, zarif, ve çok da güzel bir model bakın şöyle iki renkli de yapabilirsiniz. Her sırasını bir renk, her sırasını bir renk yaparak çok da güzel model olur. İnşallah sizlere iki renklisini de anlatacağım sevgili hanımlar. Hani e, bir sırada bir renk, bir sırada bir renk o şekilde de size anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz, hoşunuza gider sevgili hanımlar. Renk geçişlerini nasıl yapıyoruz? Öncelikle ben bu modeli sizlere anlatmak istedim. İnşallah iki renkli de anlatacağım. Evet güzel hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Bu güzel videomu beğendiyseniz dediğim gibi arkadaşlarınıza dostlarınıza paylaşın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.